14 Mayıs 1989, Tour de Trump bisiklet yarışı ilk kez düzenlendi. Tour de Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yol bisiklet yarışı olarak Fransa bisiklet turuna eşdeğer bir uluslararası yarış oluşturmak amacıyla düzenlendi. 10 etap üzerinden düzenlenen tur adını, sponsor olan iş adamı, günümüzün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan aldı. Tour de Trump, sponsorla yaşanan anlaşmazlık sonrası 1996 yılında son kez düzenlenerek tarihe karıştı. 14 Mayıs 2005, 17 yaş altı milli futbol takımımızın zaferi. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı 17 yaş altı milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. 2004 yılının Ekim ayında Türkiye 17 yaş altı milli takımının başına geçen ve 10 Ekim tarihinde oynanan Ermenistan karşılaşmasıyla ilk milli maçına çıkan Abdullah Avcı 2-1 kazanarak U17'deki kariyerine galibiyetle başladı. Eleme grubunda birinci olarak elit tura yükselen takımımız elit turda da 3 maçta 3 galibiyet alarak turnuvaya katılma hakkını kazandı. Turnuvada İngiltere ve Belarus'u geçerek grup ikincisi olan U17 milli takımımız yarı finalde Hırvatistan'ı, finalde ise Hollanda'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 14 Mayıs 2006. Fenerbahçe şampiyonluğu Denizli'de kaybetti. Süper Lig'in 2005-2006 sezonunda şampiyonluğu Galatasaray 83 puanla ve kendi puan rekorunu kırarak 16. kez kazandı. İkinci sırada 81 puanla Fenerbahçe yer aldı. İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe son haftaya 80'er puanla kafa kafaya girdiler. 14 Mayıs 2006 tarihinde Sarı Kırmızılılar sahasında iddiasız Kayserispor'u ağırlarken Fenerbahçe ise küme düşme potasındaki Denizlispor'a konuk oluyordu. Fenerbahçe sezon içinde ikili averajda Galatasaray'a üstünlük kurmuş, Denizli'de alacağı galibiyet Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirecekti. Sarı Kırmızılılarsa Fenerbahçe'nin olası puan kaybı halinde renktaşı Kayserispor'u devirdiğinde şampiyonluğa ulaşacaktı. İstanbul Ali Samiyan Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı ve Denizli'den gelecek haberi beklemeye başladı. Aynı saatte Denizli Atatürk Stadyumunda oynanan Denizlispor Fenerbahçe maçında Denizlispor 83. dakikada Mustafa Keçeli'nin attığı golle 1-0 öne geçmiş, 89. dakikada Tuncay'ın attığı golle Fenerbahçe beraberliği yakalamıştı. Sahaya atılan konfetiler nedeniyle devamlı olarak duran karşılaşma tam 16 dakika uzadı. Fakat Fenerbahçe bu uzatma dakikalarında da aradığı galibiyet golüne ulaşamayınca Denizli'den sarı-kırmızılı renklere gönül verenler için mutlu bir haber geldi ve Ali Samiyan Stadı bayram yerine döndü. Bir tarafta şampiyonluk sevinci yaşanırken, diğer taraftaysa Fenerbahçe'nin Denizlispor'la berabere kalarak şampiyonluğu kaçırması büyük yankı uyandırdı. 14 Mayıs 2011, Erman Kunter, Fransa'da yılın antrenörü seçildi. Fransa'da 2009-2010 sezonunda Cholet'i lig şampiyonu yapan, 2011'de de normal sezonu lider kapatan milli takımın ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Erman Kunter, Fransa'da bir numara oldu. Fransa Antrenörler Birliği, Basketbol Kulüpleri Birliği ve bazı medya temsilcilerinin katılımıyla yapılan oylamada Cholet'in koçu Kunter en iyi antrenör unvanına layık görüldü. Kunter daha önce 2010 yılında da Fransız L'Equipe gazetesi tarafından ligin gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenöründen biri olarak gösterilmişti. 14 Mayıs 2017, Vakıfbank kadın voleybol takımı ikinci kez dünya şampiyonu. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona Seşk takımını 3-0 yenen Vakıfbank, Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu. Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Vakıfbank, 2013 yılının ardından yine aynı gün, yani 14 Mayıs günü ikinci kez Dünya Kulüpler Şampiyonluğuna ulaştı. Toplamda 7. uluslararası şampiyonluğunu elde eden Sarı Siyahlı takım böylece o sezon Sev Şampiyonlar Ligi'nin ardından 2. uluslararası kupayı da Türkiye'ye getirmiş oldu.